Hiç görmedik turnuvada fakat görmeyi heyecanla beklediğim şampiyonlardan bir tanesiydi. BDD turnuvada çok özgüvenli. Syndra'yı normalde kendisi tercih ederdi ama onun karşısında net bir kontrayı Yone ile buldu. Turnuvanın ilk Yone'si. Ya ben bayağı heyecanlanıyorum açıkçası ve BDD'nin turnuvadaki form durumunu da göz önünde bulundurunca. Pardon, bir tane seçildi. Kim seçmişti? Tam hatırlayamadım. Ben de hatırlayamadım. Yalnız Salt BDD değil, Jensen de çok iyi bir turnuva geçiriyor esasında. Dolayısıyla orta koridor eşleşmesi eğlenceli olacak izlemesi. Kesinlikle. Ya bu Nar-Renekton eşleşmesi resmen eski... Hayır, hani ne yaptı etti buldu bizi yine. Ejderi peki bitirebilecekler mi? Klid oldukça uzakta. Ve almayı başarıyor Santorin. Ufuk Kılcan Santorin içeri götürdü life'ı. Geldi oraya BDD. 3 kişi müthiş bir ulti ama Jensen'dan sıçra geliyor. Jensen şimdi burada zayıfları acaba kullanacak. BDD'ye giden ulti. Ama sıçra attı Santorin. Henüz 5. seviye. BDD'den ilk kanı alabilecek mi? Klid geldi yardıma. Hayır. Klid bir de. Barikat oluyor orada takım arkadaşın. Ses algısını yemesini engelliyor. Santorin ateşle oynuyor. En azından Klid'i alacaklar. Core JJ'de kaldı skor ama bu iyi bir takas değil. İlk kanını da vermişlerdi. BDD şimdi canını biraz toparladı geliyor. Her yerde arkada savaş. Tactical'la Ruler arasında birebir. Ruler şifa hayatı kurtulacak mı? Mermi yok mu? Mermi var mı? O sıçra ne? O sıçra ne? Ruler bakalım ikinci barikat içinde gidecek mi? Pozisyon avantajı onlarda gibi. Rascal'la Alfari'de. Beyhude bir çaba yaz. Şimdi Rascal'ın sersemletmeyi başardı. Rascal'ın başı dertte. Son bir vuruş. Şimdi gelmedi. Sahip geldi ve Talia'nın da gelişiyle beraber Alfari'nin buradan çıkması lazım. Santorin de yardıma geliyor. Çok güzel sıkıştırdı ama yolda tekme attı. Alfari'nin buradan çıkışı yok. Örgüdü var. Müthiş geldi Klid'den. Jin'in aldığı bir skor. Onu birazcık da olsa önde tutuyor ama dediğimiz gibi oyun sonuna doğru. Yaz bu ejderi de almak zor olur. Oy şunlanlar. Burada bir takım savaşı çıkacak. Tactical'ı yakalandı bu arada. Sıçrası yok Tactical'ın. Sıçrası yok söylediğin gibi ama arındırı var. Harika zamanda geldi Jensen oraya. Ve aradan çıkartmayı başardılar. Hem Rascal düştü hem Life düştü. 5'e 3 savaşı sürdürmeleri imkanı dahilinde gözükmüyor. Ve sonunda almayı başardı Santorin ve Alfari geliyor şimdi yerden bitmeyi yine tutmadı. Alfari'nin canı çok az. Alfari'nin önünde duracaklar. Misfortune bir seken atış arıyor. Klid'e doğru giderken yolda vazgeçti sanıyorum Santorin. Ve diğer tarafta Genji bu savaştaki ilk skorunu alırken Tactical'ın da başı dertte. Geldi mi sıçrası? Niye dağıldı geldi yani? Sıçrası. Tactical'ın sıçrası var kullandı ve Tiel'in dağılması. Onların sonu mu oluyor? Felaket bir takım savaşı i̇lk, bu. İlk savaşta Genji... Ses dalgası tuttu. Alabilecek mi BDD'yi? Bekliyorlar Özgür Ruh'un orada. Yolda öldürdü Jensen. Ama oraya gelene kadar Jensen'in eşyalarına bir bakalım derim. Jensen acayip güçlü durumda. Jensen 3-0-2'ye geldi. Takımının şu anda en güçlü üyesi ama Genji genel toplamda şu anda Team Liquid'in önünde. BDD daha bugün canını okudu rakibinin Syndra'nın zayıfları acımasıyla. Korcayacağı, kaçabileceği bir takım arkadaşı yok. BDD'yi görecekler eğer ki birazcık daha ilerlerse. Saçar tohumu kullanmamayı tercih ederse. Rascal arka tarafta Alfari tarafından bu arada pozisyonu uzakta tutulurken Santorin yalnız başına bir de kurşun yağmuru yedi. Yerine sabitlenen isim orada Life ama o da oldukça tank. Bulut Ejderi bir oraya dönüyor. Kim alacak? Yine Santorin aldı. Çok Santorin göz yani. Kırpmıyor buralarda. Team Liquid 3. Ejderini çıkartıyor ve Alfari Meganar. Şimdi ultisi var ama istediğini bulamadı orada Core JJ. Life da iyi bir hedef değil. Life hayatta kalıyor. Tiel tespit etti rakibinin o bölgede olduğunu. Hala vurmuyor Genji. Yalnız şimdi yakalarlarsa Core JJ'yi ve yakalamayı başaracaklar. Sadece Core JJ'yi öldürse bu arada dünyanın sonu değil. Sonuçta Bulut Ruh'unu almayı başardılar. Yol kapanacak belki ama Santorin içeri girmeye çalışacak. Rascal arka tarafta sahibi açmış ve sıçra geldi Life'dan içeride şu anda. Mermi manyağı pek verimli olmadı şu ana kadar. Jensen sıçra atmak zorunda. Jensen düşmek üzere. Syndra düştüğü anda hasarın büyük kısmı gidiyor. Bu arada Core JJ geri geldi savaşa. Rascal'ı transit geçti. Arkada daha önemli hedefler olduğunu düşünüyor. Life'le Klid'e mi dönecekler diğer tarafa mı? Ters tarafa kaçan BDD ve Rascal şu anda hedefte. BDD'ye ulti kaçtı çünkü sıçra kullandı ama BDD'nin buradan çıkması imkan dahilinde gözükmüyor. Özgür Ruh'u da kullandı ama çıktığı noktada kimde kalacak? Skor nerede kalıyor? Ve Baron denemesini engellemiş oldular. Core JJ girecek ama Rascal'dan güzel tarayıcı tespit etti ve şimdi iki kişiyi yakaladı. Son perdeden çıkıyor ve düşürdüler Ruler'ı. Mermi manyağı bile kullanılamadı. Core JJ dikkatini dağıttı rakibinin. Şimdi geriye doğru gidiyor. Rascal'a dördüncü mermi gitti. Arkada yalnız BDD'nin canı full. Klid ters tarafa doğru giderken Klid'in de düştüğünü göreceğiz. Talia'yı da alıyorlar artık Kadim. Ara. Çok kolay bir görev. Core JJ yanına Jensen'ı aldı. Rascal ikisini de gördü tarayıcıyla ama zamanında reaksiyon gösteremeyen Genji. Gruptaki üçüncü mağlubiyetini alacak mı acaba? Hala bir şansları var ama Kadim Ejderha ve muhtemelen artı Baron karşısında bu şans çok az. Çok yaralandılar Kankural. 3 kişi öldü hatta. Öyle bir yaralandılar ki. Vallahi ağır yara var şu an. Işınlanını da kullandı ama Baron artı Kadim Ejderha. İnhibitor kulesini kaybettiler. Genji'nin derdi bu arada Team Liquid'den kimseyi görmemek şu bir dakika boyunca. Kadim Ejderha güçlendirmesinin devreye girmesine haklı olarak korkuyorlar. Ve şimdi geri dönüşlerde yavaşlatılıyor Core JJ. Birini yakalamaya bakıyor ama gerek yok orta koridordan inhibitörü aldılar.
Ve son perde açıldı. Tamamen kuleden itirmek üzere. Kadide bu arada dördüncü mermiyi ise tek atar. Kadim Ejderha güçlendirmesi varken 1-2 saymaya başladı. Liquid, Amerikan Rüyası hala canlı. 3-3'e gelecekler. 4 takımın eşitlendiği senaryoda ihtimal dahilinde. Bu güzel gruba öyle bir son yakışır. Bakalım maç bitecek mi Kadim Ejderha güçlendirmesinin sonuna geldik ama. 5'e 3 bir savunma bu, zor bir savunma. Mermi manyağı güzel geldi ama Santor'un düşürecek hasar çıkartmıyor. Rascal'ın kronometre sonu birazcık daha hayatta tutacak. Son bir kespinç deniyor ve içeride şu anda Rascal. Son anda bu arada düşürdüler Rascal'ı. BDD'nin bu arada koruyucu meleği şu anda aktifleştiriliyor. Son anda gelen trajedi. Orada yakalayacak BDD'yi. BDD'den güzel sıçra geldi bu arada. Ve minyonların da bitmesiyle beraber maçın bitmediğini görebiliriz. 44 saniye Rascal ama 2 saniye life, 5 saniye Talia. Talia geliyor acaba. Örgü duvarı bekleme süresini ama atamayacak. İkinci Nexus Kulesi de şu anda yıkıldı. BDD içeride ulti atıyor. BDD Core CC'yi bile alamadı. Ruler bu arada arkada Alfari'nin önünde Santorin kalıyor. Santorin ayakta. Liquid'den herkes ayakta. Kore. İkinci haftalarda harikalar yaratmıştı ama Genji bugün bir maçı zor kazandı. İki maçı net şekilde kaybetti. Tiebreak'lere giderken rüzgar artık muhtemelen Liquid'in omuzlarında, Liquid'in yanında olacak. Üçlü tiebreak öncesinde sadece bir maçımız kaldı. Rüya senaryo ve... Dörtlü tiebreak ve o Mad Lions'ı gruptan lider çıkarmak için tek bir senaryomuz vardı. O da dörtlü tiebreak'ti.